Hanımlar ve beyler, Gamehub Channel ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yorumlar ve istekler üzerine PES 2019'a tekrar giriş yapmış bulunmaktayız. Bugün değerli bir konuğum Hasan. Hasan merhaba, hoş geldin. Merhaba değerli dostlar, hoş bulduk. Evet, bugün Hasan'la beraber bir gösteri maçı düzenleyeceğiz değerli dostlar. Şimdiden yerinizi almanızı dilerim. İyi seyirler. Evet, Hasan, senin adaşın olan Hasan Muslan bugün aramızda. Değerli dostlar, artık menü ve oyun içeriğindeki Türkçe anlatım eklenmiştir. Bunu yorumlardaki kısımda da görebilirsiniz. Evet Hasan, oyunu nasıl buldun? Güzelmiş. Ya oyunda seni ne cezbetti ya da ne seni etkiledi? Bununla ilgili bir görüşlerini, bilgilerini daha alalım. Daha çok oyuncular gerçekçi gözüküyor. Futbol takımları hepsi güzel yani. Kimi seçmeyi düşünüyorsun? Ben Beşiktaş'ı aldım da, bir Beşiktaşlı olarak. İstersen bir derbi yapalım. Galatasaray Beşiktaş mı yapalım? Aynen, yapalım. Hem buradan Beşiktaş ve Galatasaray'a da sevgi dolu selamlarımızı iletelim kendi takımlarımıza. Ne, bir üstte olacak. Evet. Hayır, yanlış gitti. Bir altta. Evet, bir formalara bakalım. Formalar da yenilenmiş bu arada. Aynen. Çok her nostaljik şey, çok bir görüntüsü var. Evet. Her şey çok gerçekçi. Ve bütün o amblemler, sponsorlar falan. Aynen. Renkler otantik dediğimiz gibi. Galatasaray'ın yine kırmızı ve sarı renkleri göz dolduruyor. Beşiktaş'ta her zamanki gibi tabi yeni formalar, yeni üniformalarla beraber, yeni tasarımlarla beraber gerçekten güzel işlenmiş. Forma iyi mi sence? Değiştirmeyi İyi. Düşünüyor musun? Ya değiştirmeyi düşünmüyorum. Siyah beyaz mı yapsak ya da otantik mi olsun? Otantik olsun, daha iyi olur. Tamam. Sizin kırmızı ve sarı olsun. Biz de yine klasik şekilde devam edelim. Stadyumumuz yine Ülker Stadyumu, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapacağız. Bakalım Hasan üstadına karşı nasıl bir performans sergileyecek. Oyun planına değinelim. Oyuna giriş yapmadan ben bir bakayım. Evet, kalemizde Karius, Adriano, Mirin, Vida, Gökhan Gönül, Medel var. Herhangi bir değişiklik yapacağımı ben pek sanmıyorum. Atiba ha çıksın, sağda Quaresma. Adem Yahiç yerine ben oraya şeyi alsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Kim var, kim var? Tolgay Arslan mı olsun ya da Tolgay Arslan olsun bu sefer de. Onun da bu aralar gidişatı meçhul, belli olmadığı için en iyisi biz onun yerine de Oğuzhan Özyakup'u alalım yerine. Evet, Babel de Fulham'a transfer oldu değerli arkadaşlar. Onun yerine de Lens'i alalım. Evet, solda Lens, sağda Quaresma ve yeni transferimiz. Tabi altyapımızın, geçmişte altyapımızın bir çocuğuydu. Oradan yetişen Burak Yılmaz olacak. Evet, ben kendi takım dizilişimi yaptım değerli kardeşim Hasan. Sıra sende. Sen de hazır olduktan sonra maça başlayabiliriz. Ben de hazırım. Başlayabiliyoruz. Tamam. Geri çıkalım. Evet değerli dostlar, Beşiktaş Galatasaray derbisine hazır olun. Buyursunlar. Tekrar girdim de. Geri yaz. Evet. Şimdi oyuna bir giriş yapacak. Senden oradaki ambiyansı nasıl buldun? Seni ne cezbetti? Bunun hakkında senden bir bilgi almak istiyorum. Herhangi bir şeye basmadan ya da oyuna şey yapmadan bir göz ucuna böyle bir bak bakalım. Neler değişmiş geçmişe dair? Hani geçmişe dair şu anda oyuncuların hepsi gerçekçi gözüküyor. Evet. Şu anda saha yani mükemmel, güzel.
Her şey yani orada bir şey var yani şu anda gözüme en çok çarpan çimler. Çimlerin o gerçekçiliği, o grafiksel görüntüsü aynen. Gerçekten takdiri şayan diyebiliriz yani. Aynen. PES yapımcıları mükemmel bir şeye imza atmışlar. Ve Galatasaray'a ayrılan bölüm de gerçekten espri katmış. Evet. Her iki takımın oyuncu dizilişleri şimdi ekranlarımızda olacak. Evet, Beşiktaş tarafında kalede Karius, Adriano, Mirin, Vida, Gökhan Gönül, Atiba Çıksın, Medel, Lens, Oğuzhan Özyakup, Quaresma ve forvetleri Burak Yılmaz. Galatasaray tarafında kimler var? Muslera, Nagatomo, Ahmet Çalık, Maicon Mariano, Dong, Fernando, Belhanda, Serdar Gümüş, Eren Derdiyok ve Onyekuru olmak üzere ilk 11'lerini sundular. Her iki taraf ısınma hareketlerini yaptıktan sonra ilk vuruşu Beşiktaş yapıyor. Değerli dostlar, Galatasaray Beşiktaş maçı başlıyor. Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Galatasaray'dan içeri girme atakları ama sonuç bulmadı. Lens Burak Yılmaz'a doğru dönebilecek mi? Burak Yılmaz. Quaresma. Quaresma ara pası. Bulmadı. Bir şut. Top Muslera'da. Beşiktaş'ın üst üste atakları Galatasaray'ı bayağı bir zorlamaya başladı. Lens. Lens'ten bir orta. Bir kafa vuruşu denemesi olmadı. Quaresma. İçeri doğru bir orta. Galatasaray'ı defansif oyuncular çeldi. Bir şut. Asfalt'la top dışarıda. Evet, bu arada değerli dostlar, sözlü bir baskı da var rakibimize karşı. Kendisinin burada sesli soluğu çıkmıyor. Çıkabilecek mi? Hayır. Top daha saraylarda. Bir ara pası denemesi. Onyekuru'ya doğru. Top kaleci Loris Karius. Bu gidişatı, o hissiyatı gerçekten çok güzel. Burak Yılmaz buluşabilecek mi? Burak Yılmaz mı? Hayır. Oğuzhan Özyakup bir ara pası ve gol! Beşiktaş Burak Yılmaz'la 1-0 öne geçiyor. Rakibimiz ne uğradığını şaşırdı. Evet, yüzünden belli ediyor değerli dostlar. Baya bir psikolojik bir baskı yarattık. Atiba çıksın. Atiba çıksından. Sağ tarafta Quaresma. Quaresma dönebilecek mi? Quaresma'dan çıkma çalışmaları. Hayır. Eren derdi yok. Çıkabilecek mi? Hayır. Gökhan Gönül. Pas yerini bulmuyor bir türlü Galatasaray tarafından. Quaresma. Quaresma içeri doğru. Bir orta. Gerilerden gelen Beşiktaş futbolcuya topla buluşamadı. Topaktan bir şut. Aman Allah'ım. Top direkte buluştu. Evet. Pozisyon tekrarını gördük değerli dostlar. Ve Muslera'nın degajıyla top tekrar oyunda. Evet, bugün sizler için bir küçük bir turnuva düzenledik değerli dostlar. Bakalım rakibimiz bize karşı nasıl bir oyun sergileyecek. Lens. Lens soldan bir pas denemesi. İkili sıkıştırma. Top Beşiktaşlar'da. Burak çıkabilecek mi? Top ceza sahası alanda. Oyuncular bir an penaltı mı derken top Galatasaray'la oynaya kuruda. Vida. Müthiş oynuyor Vida. Evet, Dünya Kupası'ndaki performansını da tabi takdire şayandı. Galatasaray'la oyuncular zorlanınca hemen taca atmaya başladılar. Karajma'dan bir orta. Burak Yılmaz. Topla buluşamıyor. Ve Galatasaray'la oyuncu sanırım Belhanda topu uzaklaştırdı. Evet, topu oyunu açmaya çalışan bir Beşiktaş var. Galatasaray yavaş yavaş açılma durumunda. Bir uzun pasla kanada Quaresma topla buluşabilecek mi? Buluştu. Bir orta denemesi top Muslera'nın elleri arasında.
Evet. Rakibimiz taraf karşısında büyük bir baskımız var. Rakip neye uğradığını şaşırdı şu anda. Bir ara pası denemesi. Bulma ve yerini. Evet. Vida'dan uzun bir pas Quaresma'ya doğru. Evet. Avrupa şampiyonu değerli dostlar, bir türlü söyleyemedim. Maçın heyecanı olsa gerek. Uzaklardan bir şut denemesi. Lens ve Mustera'dan top. Top asfaltta kornere çıktı. Evet sevgili Hasan, şu ana kadar neler düşünüyorsun? Üzerinde büyük bir baskı var. Evet şu anda bir baskı var şu anda, yani çabalıyoruz yani. Bir şeyler yapacağız şu anda. Ne gibi bir şeyler yapmayı düşünüyorsun? Bastırıyoruz yani şu anda, yani elimden gelince yapacağım. Yalnız baskı Beşiktaş tarafında. Aynen haklısınız da yani biraz. Şu anda Galatasaray'dan gelen bir baskı yok. Aynen. Last bir pas. Quaresma. Quaresma çıkabilecek mi? Hayır, top Galatasaraylı oyuncu Fernando'da. Fernando uzun bir pas denemesi yerini bulmuyor. Toptaç Gökhan Gönül. Gökhan Gönül'den Vida'ya. Vida uzun bir degaj. Lens'te top. Lens çıkabilecek mi? Müthiş bir çalım. Lens. Sol kanattan yardırmaya başladı Lens. Orta açma denemesi. Topu Volk gelip aldı. Oh, Galatasaray'dan müthiş bir pas. Sağ taraftan Serdar Gümüş. Orta açabilecek mi? Orta denemesi. Bütün oyuncuları açtı. Evet, Galatasaraylı oyunculardan bir hatalı pas daha. Yerini bulmuyor. Quaresma'dan bir ara pası denemesi. Fernando. Bir pas atası da Fernando'dan ama tekrar topu kazandı. Dönebilecek mi? Hayır. Top Onyekuru'da. Onyekuru'dan şut denemesi gelebilecek mi? Hayır. Top barajdan döndü. Uzaklardan bir şut denemesi. Ve ilk yarı sonucu Beşiktaş'ın Murat Yılmaz'ın 13. dakikada attığı golle 1-0 devreyi kapatıyor. Evet, turnuva nasıl Sayın Hasan? Turnuva İkinci yarı bir değişiklik yapmayı düşünüyor musun? Yoksa kaldığımız yerden devam mı edelim? Aynen kaldığımız yerden devam edelim. Evet, ilk maçın heyecanı olsa gerek. Hasan cümleleri ard arda yutmaya başladı. Beşiktaşlı Lens içeri girme denemesi. Top Galatasaraylı oyuncuda. Serdar Gümüş sağ taraftan gidebilecek mi? Hayır. Medel'in baskısı. Topu kazandı. Bir ara pası, bir hata da Beşiktaş'tan. Ve top tekrar Beşiktaşlı oyuncularda. Dönebilecek mi? Hayır. Galatasaraylı savunma oyuncuları topu hemen kaptılar. Medel'den bir sağ tarafa pas. Burak Yılmaz. Bir orta. Müthiş bir orta geldi. Ama Mustera hemen çıkıp parmaklarının ucuyla topu çelmeye başardı. Şu anda bir karambol var. Her iki tarafta topu kapma mücadelesi verdi ama o kaleci Karyus'un ellerinde. 55. dakikadayız değerli dostlar. Durum hala 1-0. Evet, oyun hakkında ne düşünüyorsun Sayın Hasan? Oyun mükemmel, güzel. Oyun geçen diğer oyunlara göre nasıl, zor mu? Hani birazcık zor geliyor. Ne gibi zor geliyor sana? Yani yeni oynadığım için yani biraz zor geliyor. Yani oyun içerisindeki oyuncuların işte hareketleri mi? Aynen. Ya da konsoldan, ya konsola mı alışamadın öyle mi diyelim? Ne gibi bir etki bıraktı üzerinde? Yani Adriano'dan uzun bir şut. Çok etkili bir şut olmadı. Kaleci Mustafa hemen sol tarafına doğru uzanarak topu hakimiyetini aldı. Bir uzun top Quaresma'ya doğru. Quaresma aldı. Quaresma gidebilecek mi? Quaresma alan bir şut. Top kaleci Mustafa'dan. Topu uzaklaştırma çabaları Galatasaray oyuncularda. Onyekuru dönebilecek mi? Offside düşüncesi. Serdar Gümüş topu aldı. Orta açabilecek mi? Hayır, bir pas ama yerini bulmuyor. Vida müdahalesini yaptı. Tekrar
Bir uzun pas Quaresma'ya mı? Evet, top Quaresma, yetişemiyor topa. Taç Galatasaray'ın. %58'e %42 top kazanma, Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor. Oo, kaleci Karlus'tan uzun bir ara pası. Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan Özyakup'tan bir ara pası. Burak Yılmaz. Bir şut. Top ilk önce defans oyuncusuna, sonra da Muferra'nın parmaklarıyla kornere çıkıyor. Quaresma'dan bir orta geliyor. Bir kafa vuruşu. Düzgün bir kafa vuruşu olmadı. Ama top Beşiktaşlar'da. Köşeye doğru Quaresma'dan bir orta daha. Bir kafa vuruşu gelebilecek mi? Hayır. Eren Derziyol topu uzaklaştırıyor. Sağ taraftan Serdar Gümüş. Evet, rakibimiz ne yapacağını bilemedi ve bir anda o heybetle verdiği üzerindeki baskıdan dolayı topu hemen kaybetmeye başladılar. Medel, Burak Yılmaz dönebilecek mi? Sağ tarafta Quaresma'yı gördü. Quaresma, Quaresma bir orta. Oğuzhan Özyakup yetişemiyor topa. Öncesinde Galatasaraylı defansif oyuncular. Evet, oyun bayağı bir heyecanlı. Top Galatasaraylı oynaya kurur. Gidebilecek mi? Hayır. Evet. Vida kalecisi Karius'a döndü. Karius'tan uzun bir degaş. Maykon'dan Belhanda'ya. Belhanda pası verecek ama yeni Beşiktaş'ın yeni transferi Mirin tek başına gitmeye çalışıyor. Topu kaybetti Lens. Bir atak sağ taraftan Serdar Gümüş. Bir hata daha Galatasaray'dan. Evet, dediğimiz gibi değerli dostlar, Galatasaray üzerindeki baskı üst üste hata yapmalarına neden oluyor. Top kaybı da Beşiktaş'tan. Onyekuru şut mu? Hayır, Serdar Gümüş uzaklardan bir şut denemesi ama top defansif oyuncularda kaldı. Medel çıkma çabasının içerisinde. Sol tarafa doğru bir ara pası ama offside. Lens çok önde bulunduğu için offside ama gerçekten offside olmasaydı iyi bir ara pası ve kaleciyle burun buruna gelebilirdi. Evet, maçın sonucu Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle maç sonuçlanıyor. Evet Hasan, ilk maçın yenilgisini aldın. Neler hissediyorsun? Nasıl bir maçtı senin için? Oyun hakkında neler düşünüyorsun? Üzerindeki baskı seni bayağı bir yıpratmış olmalı. Görüşlerini alalım. Hani oyun güzeldi. Yenilmem biraz kötü oldu yani. Mükemmeldi oyun yani. Beğendim, güzeldi. İyi, güzel geçti yani. Evet, şu anda değerli dostlar, Hasan'ın yorumlarını aldıktan sonra ikinci karşılaşma sizlerle buluşmak üzere. Tekrardan iyi seyirler dilerim. Evet, şu anda değerli dostlar, ilk oyunumuzdan görüntüleri sizlerle paylaştıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ilk maçın pozisyon tekrarları. Lens ve kaleci Muslera. Evet, ikinci maç kaldığı yerden serimize devam ediyoruz değerli dostlar. İlk roundu 1-0 kaybetti rakibimiz. Şimdi ikinci maçta. Sizler için 3 maç bir anda yapacağız değerli dostlar. Maç tekrarı başlasın. Oyun planı olacak mı? İster misin? Yok. Kalsın. Yapmak istediğin ya da değiştirmek istediğin oyuncu var mı? Devam ediyoruz. Buyursunlar. Tekrar Beşiktaş'ın vuruşuyla oyun kaldığı yerden başlıyor. Gökhan Gönül. Quaresma. Size değerli dostlar buradan bir Barcelona paslaşması izletmek isterim. Elimden geldiğince bunu yapmaya çalışacağım.
Yetişemeyecek mi? Yetişemedi. Maç Beşiktaş'ın. Ki oyuncu da bir anda vuramadılar. Bir asa para pası denemesi ama yerini bulmadı. 3 kişi Galatasaraylı oyuncu üzerinde baskısı. Topu Beşiktaş'a kazandırdı. Orta sahada Oğuzhan Özyaklı, sağ tarafa doğru Quaresma çıkabilecek mi? Hayır, Nagatomo topu kaptırdı Beşiktaş oyuncu. Quaresma, tekrar Quaresma, top Quaresma'da, gidebilecek mi? Burak Yılmaz'ın önüne doğru bir şut, Muslera! Eren Derdioğlu önünü hemen kapatan Vida. Gökhan Gönüllü düşünürken top kaybı yapıyor. Bir top kaybı da tekrar Galatasaraylı oyunculardan geldi. Çok iyi gördü ama Lens topun hakimiyetini kaybediyor. Evet değerli dostlar, oyun gerçekten şahane. En kısa zamanda sizin de oyunu indirip oynamanızı tavsiye ederim. Oğuzhan Özyakup'a doğru bir pas. Bir ara pası da Oğuzhan Özyakup'tan Lens ve top asfaltta dışarı gidiyor. Gerçekten mükemmel paslaştılar. Oğuzhan Özyakup ve Quaresma'nın paslaşmasına şahit oldunuz ve gelişine, o fırsatçılığı hemen kullanan Lens topu Meşin yuvalakta buluşturamadı. Evet, Galatasaray'ın Muslera'nın vuruşuyla maç tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Tekrar kazandı. Burak Yılmaz. Lens. Lens'ten bir orta. Dönebilecek mi? Galatasaraylı oyuncular da kaldı. Medeli de açtı top. Şimdi bir orta. Orta ara pası denemesi. Çok kritik bir şut. Orta karışımı bir şey oldu. Vidal'dan Quaresma doğru uzun bir top. Quaresma topun sahibi oldu. Çıkabilecek mi? Tek başına müthiş çalımlar. Yine ara pası denemesi. Oğuzhan Özyakup'tan tekrar Gökhan Gönül. Gökhan Gönül içeri girmeye çalışıyor. Gökhan Gönül bir şut, Muslera. Muslera kendi köşesini iyi kapatmıştı. Sert bir şut geldi Gökhan Gönül'den ve top kornere çıktı. Quaresma ortaya açtı. Topa vuruşu olacak mı? Hayır. Döndü. Bir şut. Top çerçeveyi bulmadı ama öncesinde bir temas var ve korner. Bir kafa. Aman Allah'ım, gol dedik. Evet, pozisyon tekrarında müthiş bir kafa Medel'den. Evet, Şenol Hoca'nın dediği gibi oyunun en uzun boylusu yine kendini gösterdi. Vücudunu koydu topla rakibin arasına. Bakın Mazan, müthiş çalımlar. Medel'den bir ara pası, offside deneme şeyi var mı düşüncesi yok. Bir kafa ve gol! Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'la tekrar 1-0'lık üstünlüğü elde ediyor. İşte bu! Budur diyor Oğuzhan Özyakup. Kendini uzun zamandır seyircilerle arasında bir küslük vardı. Eminim kendisini bu golle affettirmiştir. Evet değerli konuğumuz Hasan'ın da sesi soluğu bayağı bir kesildi. Üst üste iki maçtır aldığı yenilgi, daha doğrusu bu maçımız sonuçlanmadı ama üzerindeki baskı onu bayağı bir etkilemiş olmalı. Galatasaraylı oyuncular çıkabilecek mi? Çıkamadı. Medel. Medel'den Oğuzhan Özyakup'a bir ara pası. Burak Yılmaz da var. Topu kaptırdı. Oğuzhan Özyakup'tan bir ara pası. Burak Yılmaz ve gol! 2-0 oluyor. Mükemmel paslaşma. Burak Yılmaz gelir gelmez Beşiktaş'a golle buluşuyor değerli dostlar.
İlk yarı sonucu 2-0. Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. 35. dakikadayız. Atıbağa çıksın. Quaresma. Burak Yılmaz kendini göstermeye çalıştı. Bir vücut çalımı var. Quaresma. Quaresma'dan uzun bir şut. Ama Mustera kendi alanını kapatmıştı. Turu'dan iyi bir stand var. Çıkabilecek mi? Adriano. Uzun bir pas. Burak Yılmaz yetişebilecek mi? Öncesinde Maicon. Kendi kalesi Mustera'ya dönüyor. Nagatomo. Dönemedi. Quaresma. Quaresma tek başına. Quaresma herkese çalım atmaya başladı ama topu kaptırıyor. Evet, Adriano gerçekten mükemmel kendi bölgesini kapatmış. Bütün üstünlüğü sağlamış. Geçit vermiyor. Ve ilk yarı sonucu Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0. Tekrar üstünlük bizde diyerek ilk yarıyı kapatıyoruz. Değerli Hasan, oyun planına geçiyorum. Bayağı bir zorlanmış görünüyorsun. Aynen. Evet, şu anda alnında ve yüzünde bayağı bir terler görüyorum. Bayağı bir zorlamışız değerli dostlar. Evet, bakalım rakibimiz nasıl bir değişiklik. Bize karşı hangi oyuncuları ikinci yarıda kullanmayı düşünüyor? Kendi açımızdan bir değişiklik yapmayı düşünüyor muyuz? Dur acaba. Bence çok iyi gidiyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum ama Adriano biraz yorulmuş gibi görünüyor. Onun yerine ben Caner Erkin'i alacağım. Ve ikinci yarıya bu şekilde devam edeceğiz. Evet, rakibimiz oyun içerisinde Eren Derdiyo forvet olarak aldı. Onyekuru ile yer değiştirdi. Sağ bekte de sanırım Serdar Gümüş değişikliği var. İkinci yarı başlıyor. Evet, iyi seyirler değerli dostlar. Galatasaray'ın vuruşuyla ikinci yarı başlıyor. İkinci yarıda ne gibi bir oyun bizi bekliyor? Bunu hep beraber görüp yaşayacağız. Oğuzhan Özyakup'tan bir arpası denemesi ama öncesinde Galatasaraylı oyuncular çok güzel bir paslaşma var Beşiktaşlı oyuncular tarafından. Oğuzhan Özyakup bir orta Burak Yılmaz'a. Beklenmedik bir hareket, bir topuk pası, gerçekten mükemmel bir pastı. Çıkabilecek mi Burak? Hayır. Gol olma olasılığı içten bile değildi Burak Yılmaz'ın müthiş pasından sonra bir ara pası denemesi. Tekrar Burak Yılmaz topa buluştu. Açığa doğru çıkabilecek mi? Hayır. Gol var sanırım. Hayır. Offside. Evet, Quaresma, hayır Gökhan Gönül offside'da, top Galatasaray'da değerli dostlar. Beşiktaşlı oyuncular kendi ceza sahası alanında hazırlık pası yapması gerçekten Galatasaray'ı bayağı bir sinirlendirmiş görünüyor. Medel topu bıraktı. Medel ne yapıyorsun derken Feguli bir şut. Gerçekten Medel'in yaptığı hata az kalsın golle buluşuyordu değerli dostlar. Köşe vuruşunu Galatasaraylı Feguli kullandı. Öncesinde sanırım Lens kafayla uzaklaştırıyor. Burak Yılmaz çıkabilecek mi? Burak Yılmaz eski bir Galatasaraylı da olarak rakiplerini bayağı zorlamaya başladı. Oğuzhan Özyakup'tan açık alana doğru. Quaresma'ya doğru. Quaresma.
Quaresma. Bir pas, şut. Hayır, olmuyor. Vida. Vida müthiş geliyor. Vida alan bir şut denemesi. Hemen topu kaptılar Galatasaray tarafından. Çıkma düşüncesi var. Çıktı mı? Hayır. Top Galatasaraylı oyuncularda. Gelebilecekler mi? İsim Atmiri. Mariano hemen yeri görerek topu kaptı. Bir açık alana doğru Onyekuru çıkabilecek mi? Gökhan Gönül iki kişiye birden. İki kişiyi birden egale etti orada. Çıkabilme düşüncesi. Hayır, Galatasaraylı oyuncular kendi ceza sahası alanında çıkma çabaları. Topu yine kaybediyor. Top bir Galatasaray bir Beşiktaş tarafında. Aslan bir orta. Vida. Vida kime pas vereyim derken Caner Erkin. Caner. Caner Erkin. Caner Erkin. Caner'den müthiş bir sol ayakta bir orta. Bir kafa ama etkili bir kafa vuruşu değildi Oğuzhan Özyakup'tan. Top Onyekuru'da. Onyekuru sağ tarafa doğru. Nagatomo ama topu kaptırıyor. Müthiş bir çalım Gökhan Gönül. Gökhan Gönül aldı başını gidiyor. Tek başına. Kimseye pas vermedi. Burak Yılmaz bir yandan pas istiyor. Gökhan Gönül. Lens'ten Caner'e. Caner tekrar bir orta denemesi. Bir şut. Top Galatasaraylı oyunculardan kornere çıkıyor. Gerçekten değerli dostlar, maç kıran kırana geçiyor ve heyecan dolu. Quaresma. Quaresma'dan bir orta. Medel bir kafa vuruşu denemesi. Uzaklaştırdılar topu. Sumat Mirin'den mükemmel çalımlar. Oo, çok güzel. Lens'ten bir orta. Bir vole. Burak Yılmaz. Evet, gördüğünüz gibi Medel'in uzun ara pası sonuç getiremedi değerli dostlar. Kafa vuruşu sağ tarafta Belhanda. Belhanda'dan ortaya doğru. Fernando bir ara pası denemesi yerini bulmuyor. Bir de çıkma çabaları. Oğuzhan Özyakup'tan bir ara pası. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz ve top azlaklar dışarıda. Oyun mükemmel, heyecanlı değerli dostlar. Evet, pozisyon tekrarında Maicon kalecisi Mustara'ya dönerken Mustara'dan bir hata. Yalnız Burak Yılmaz topun dibine çok girdi ve top asfaltta dışarıda. Bomboş kale. Belki bu gol Beşiktaş'ı 3-0'lık bir galibiyete çıkartıp daha da rahatlatacaktı. Ama Burak Yılmaz bunu başaramadı değerli dostlar. Oyun müthiş. Gerçekten çok heyecanlı kaldı. Yerden ve aynı hızıyla devam ederken son düdük geliyor ve değerli Hasan'la yaptığımız seride Beşiktaş ikinci üstünlüğünü elde ediyor ve sizler için serimizin son ve üçüncü oyununda buluşmak dileğiyle değerli dostlar, üçüncü maç başlıyor. Evet değerli dostlar, aramızda bir düello düzenlemiştik. Bunun galibi daha sonra bir yemekle son bulacak. Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Lens çıkma çabaları, daha doğrusu bu yemek serinin galibine bir hediye olacak değerli dostlar. Quaresma, 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 Quaresma'dan bir orta şut ve gol! Mükemmel bir gol. Daha başlar başlamaz rakibimiz Burak Yılmaz'ın tarafından 1-0 yenik duruma düştü. Seyircilerden Burak Burak sesleri geliyor değerli dostlar. Beşiktaş
Beşiktaş maçın ilk golünü attı. Evet. Burası alamadı. Burak da. Burak ters tarafa doğru. Bir pas. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül çıktı. Bir çalım, bir çalım daha derken Nagatomo'da. Nagatomo tek başına sol kanatta. Gitme çabaları. Yer bulmadı. Evet. Son yüzyıldan da şık hareketler. Evet. Top Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz bir forvet olarak kendini sağ kanatta gösterdi. İyi de bir orta açtı ama. Kafa vuruşu. Sanırım Oğuzhan Özyakup'tu. Oğuzhan Özyakup'u engelleyen Galatasaraylı oyuncu fırsatı vermedi ve iyi bir kafa vuruşu gelmedi Beşiktaş tarafından. Ama Beşiktaş 13. dakikadayız. 1-0'lı üstünlük derken müthiş bir gol geliyor ve rakibimizi tebrik ediyoruz. Maç 90 dakika değerli dostlar. 1-1'lik üstünlük sağlanamadı. Daha doğrusu üstünlük sağlanamadı. Beraberlik var maçta. Bakalım ilerleyen dakikalarda Beşiktaş ya da Galatasaray adına bir gol ya da bir üstünlük sağlanabilecek mi? Beşiktaş başlar başlamaz. Hızlama çabaları. Top Galatasaraylı oyuncudan çıktı. Quaresma. Top Quaresma'da. Oğuzhan Özyakup çıkabilecek mi? Hayır. Fernando'nun müdahalesi var. Atiba Açıksın yanaştı. Top Atiba Açıksın'da. Çok iyi kavradı topu. Quaresma'dan Burak Yılmaz'a doğru. Burak Yılmaz'dan bir ara pası düşüncesi mi? Hayır, orta geliyor. Bir kafa vuruşu denemesi olmadı. Nagatomo. Ama Quaresma topu kaptı. Lens çıkamıyor. Bir hatalı pasta Lens'ten. Topu kaybediyor. Galatasaraylı oyuncular Serdar Gümüş sağ taraftan yardırmaya çalışacak mı? Hayır. Ortaya doğru. Müthiş bir ara pası Onyekuru'ya ama Vida yerini kapmış, fırsatı vermedi değerli dostlar. Bir şut denemesi ama sırtı dönük, pek etkili bir vuruş olmadı. Karyus Burak Yılmaz'a doğru. Burak Yılmaz'dan da bir hatalı pas. Galatasaray'da ama tekrar Beşiktaş oyuncular alı topu kazandı derken yine bir hatalı pas daha. Onyekuru dönse belki etkili bir şeyler olabilecek düşüncesindeyim. Bir yandan maçın zorluğu var. Bir kafa. Az kalsın kalemizde golle buluşuyordu. Evet, çok iyi. Quaresma. Quaresma tek başına gidiyor. Quaresma. Quaresma'dan bir orta. Bir kafa. Hayır. Top. Lens çıkabilecek mi? Lens de topu kaptırıyor. Evet, topu kazanan tekrar Adriano. Adriano'dan bir ara pası. Çıkabilecek mi? Evet, ceza sahası alanındalar. Bir Galatasaray, bir Beşiktaş derken Galatasaraylı oyuncular. Ooo! Bir faul düşüncesi var. Bir ara pası Oğuzhan Özyakup'a. Oğuzhan Özyakup'dan önce sanırım Belhanda topu taca attı. Gökhan Gönül'den bir orta faul var Galatasaray lehine. Mustera'dan bir degaj. Topu karşılayan Vida. Sağ tarafta Galatasaray'ın baskısı var. Mariano'dan Serdar Gümüş'e doğru. Top yerini bulmadı. Bir atalı pas derken topu Beşiktaş tarafından uzaklaştırılıyor. Galatasaraylı oyunculardan bir şut. Medel'den dönen topu Karius karşıladı. Sağ tarafa doğru Lens. Lens'ten bir ara pası denemesi. Defansif oyuncular topu tekrar müdahalesiyle uzaklaştırmaya çabaları var. Atiba Hutchinson. Sağdan gitmeye çalışıyor. Atiba Hutchinson topla çok oynadı. Bir ara pası Lens'e doğru yetişebilecek mi? Hadi Lens derken top gerçekten çok hızlıydı.
Atalı bir pas. Galatasaray tarafından topu uzaklaştırıyorlar. Nagatomo. Ve ilk yarı sonucu. Burak Yılmaz'ın 4. dakikada attığı gol ve Belhanda'nın da 14. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-1 kapatıyoruz. Evet. Tüm hızıyla oyun ikinci yarıyla soluk soluğa devam ediyor. Galatasaray hakem 2. 45 dakikanın ilk düdüğünü çaldı. Oğuzhan Özyağlı öne doğru gönderdi. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'dan iyi bir pas geldi. Quaresma'ya, Quaresma. Burak Yılmaz vuramıyor. Penaltı geldi mi? Evet, şu anda VAR'dan gelen haberle değerli dostlar, evet. Şu anda hakem hayır, hayır diyor VAR. Ceza sahası dışında bir müdahale, penaltı değil. Bakalım Quaresma'dan kaleye bir şut gelebilecek mi? Aslında güzel bir yer. Buradan lens de kullanabilir sanırım. Ama Quaresma usta ayak Quaresma ile kullanmayı istiyor. Umarım değerli dostlar sizin için güzel bir gol zevki yaşatabiliriz. Bir şut top. Aman Allah'ım. Evet pozisyon. Oo, gol sandık. Ama top yan ağlarda. Vida. Mirin. Medel'den bir pas. Lens. Lens çıkabilecek mi? Çıkamadı. Adriano. Lens'e doğru. Lens içeri girme çabaları. Bir orta. Top Galatasaraylı. Mariano ya da hayır. Maicon. Bir hatalı pas Galatasaray'dan. Top kornere çıktı. Rakibiniz şu anda ne yaptığını şaşırdı. Gerçekten komik durumlar var. Savunuşu gelebilecek mi? Hayır. Galatasaraylı oyunculardan topu uzaklaştılar. Gökhan Gönül uzaktan bir şut. İnanılmaz bir şut geldi. Yaklaşık 38 metreden müthiş bir şut geliyor. Evet pozisyonun tekrarını izliyoruz. Gökhan Gönül müthiş vuruyor. Mustera şoklar içinde. Necma'dan bir orta. Kafa vuruşu Mehmet'den gelebilecek mi? Hayır. Bir pas. Belhanda topu kaptı. Belhanda orta kısımdan ilerlemeye çalışıyor ama topu kaybetti. Bir de Adrian uzaktan. Ya ben deneyeyim gibi düşünceyle bir şut. Evet, Oğuzhan Özyakut'tan da iyi bir şut gelmedi ama uzaktan şutlar artmaya başladı Beşiktaş tarafından. Medel topu uzaklaştırıyor. Çok iyi. Oğuzhan Özyakut çıkabilse bir ara pası yapabilip topu Quaresma ile buluştursa belki kötü ve çok tehlikeli bir şey yaratabilirdi. Top oyunda bir an taca çıktı sandık. Asakla dışarıdan. Evet. Karius. Kaybı tekrar Galatasaray'dan. Oğuzhan Özyakut'tan bir ara pası. Burak Yılmaz'a. Sağda Quaresma'ya doğru. Burak Yılmaz içeri doğru atak yaptı. Bir Burak Yılmaz'dan kafa vuruşu yerini bulmuyor. Galatasaraylı oyunculardan müdahale var. Burak Yılmaz iyi bir kafa vuruşu yapamadı. Evet. Durum dakika 70. süreyi gösteriyor. Bir ara pası Quaresma'ya doğru. Quaresma bir orta. Burak Yılmaz! Bu kez olmadı. Müthiş bir fırsatı kaçırdı. Evet, pozisyon tekrarı
üst üste Beşiktaş'tan gelen ataklar ve Quaresma'nın müthiş ortasıyla evet, Burak Yılmaz'ın üzüntüsü yüzünden belli değerli dostlar. Galatasaraylı Mustera tekrar topu oyuna aktardı. Galatasaray pası alamadı. Evet, üçüncü oyundayız değerli dostlar. 72. dakikada Kur'un hala beraberliğini koruyor. Bir hatalı pas. Galatasaray'dan bir hatalı pas Beşiktaş'tan. Açığı görebilecek mi? Evet. Quaresma. Çıkabilecek mi? Hayır. Quaresma bayağı bir yoruldu. Bir ara pası denemesi. Bir şut. Medel. Hayır. Evet, Atiba çıksın değerli dostlar, düzeltiyorum. Topla buluşan Lens. Lens iyi bir vuruş yapamadı. Köşe boştu aslında. Buluşturabilseydi topu köşeyle mükemmel bir gol olacaktı. Medal'den tekrar Lens'e doğru. Lens'ten bir ara pası. Burak Yılmaz. Topu kafayla uzaklaştırdı. Tekrar Oğuzhan Özyakup yetişemiyor. Çok yavaş Oğuzhan Özyakup. Derken Gökhan Gönül'den uzaktan bir şut. Mustera müthiş parmaklarının ucuyla topu çeldi. Hayır. Vida topu baskasını kaptırıyordu. Atiba açısından ortaya doğru. Burak Yılmaz vurabilecek mi? Hayır, öncesinde offside var. Gerçekten serinin 3. oyunundayız. 2-0'lık üstünlüğümüz var. Oyun soluk soluğa, heyecan dolu geçiyor. Bir ters kafa vuruşu. Hayır, Maicon'un omuzundan kalecisi Mustera'ya bir pas oldu. Vücudunu koydu topla rakibin arasına. Evet, Oğuzhan Özyakup topu kaptırıyor. Mirin'den Quaresma'ya doğru uzun bir pas. Gökhan Gönül'le buluşacak mı? Gökhan Gönül, Quaresma mı? Hayır. Burak Yılmaz değerli dostlar. Burak Yılmaz'dan bir orta. Topu Galatasaraylı defansif oyuncular uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Donk. Donk'tan bir hatalı pas daha, dönebilecek mi? Hayır. Evet, hatalı bir pas Beşiktaş'tan. Top Galatasaray'da. Taç atışını Galatasaraylı Mariano kullanacak. Uzun bir taç atışı düşüncesi. Hayır. Fernando açık alana doğru çıktı aslında. Sol tarafta bir oyuncu vardı. Hayır, Gökhan Gönül topu kaptırıyor. Bir şut denemesi. Hatalı bir üst üste paslar var Beşiktaş tarafından ceza sahası alanında. Galatasaraylı oyuncular. Neyse ki. Ve maç değerli dostlar. Galatasaray'ın son dakika baskıları sonuç vermedi ve durum 1-1 ile sonuçlandı değerli severler ve izleyenler. 1-1'in sonunda 90 dakika beraberlikte sonuçlandı ve uzatmalarla devam ediyoruz. Evet, ilk uzatma yarısını Beşiktaş'tan hiçbir ara pası. Lens çıkabilecek mi? Lens girdi. Lens içeride şu anda bir ara pası. Gol! Derken Lens'in ceza sahası içerisinden topu Burak Yılmaz'la buluşturması o fırsatçılığı gole çevirdi. Tekrar Burak Yılmaz'dan değerli dostlar müthiş bir gol. Burak Yılmaz Beşiktaş'a dönüşü müthiş oldu. Pozisyon tekrarı gördüğünüz gibi fırsatçılığını konuşturdu ve topu filelerle buluşturdu. Burak Yılmaz ve defansif oyuncularda bir evet, birbirlerine girdiler adeta. Onun içerisinde bu tür sahnelere de konuk olabiliyoruz. Yetişecek mi? Onya Kuru aldı başını diyor. Vida topu aldı. Nefis bir müdahale. Hakeme baktı. Oyuna iniyor. Geç kalsa belki de goldü. Gol olması içten bile değildi. Bir karambol var. Gökhan Gönül uzaklaştırdı. Burak Yılmaz alabilecek mi? Hayır, Galatasaray oyuncular uzaklaştırdılar topu.
oyun gerçekten değerli dostlar. Beşiktaş tarafından, Beşiktaş açısından iyi gidiyor. Galatasaraylı oyuncular, Galatasaraylı konumumuz bayağı bir zorlandı oynarken. Tabii karşısındaki usta ellere karşı bayağı bir üstünlük kuramama çabaları var. Konuğumuz tarafından bir şut derken biz konuşmaya daldık. Rakibimiz de bunu fırsatçılığa çevirmeye çalıştı ama yine golle buluşamadı. Burak Yılmaz ve derken ilk uzatmanın yarısı 2-1. 2 golle Burak Yılmaz'ın, Burak Yılmaz 2 Galatasaray 1 mi desek acaba? İkinci uzatmalarla tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'dan uzun bir şut. Ama çok etkili bir şut olmadı. Evet, oyuncularımız bayağı bir yoruldu ve gol var. Evet, pozisyon tekrarına bakalım. Oo, taban girmiş. Burak Yılmaz acılar içerisinde yerde kaldı. O araçmada. Ceza sahasına doğru bir orta. Top döndü. Bir vuruş. Muslera bir libero gibi uzanıp aldı topu. Vida. Vida çok iyi geldi. Topu uzaklaştırmaya çabaladı. Ve başardı da. Sumak Mirin. Sumak Mirin'den de bir hatalı pas. Galatasaraylı oyuncular gerçekten hataları. Beşiktaş açısından çok iyi. Arapası denemesi Karajma'dan ama Oğuzhan Özyakup baya bir yorulmuş. Yetişemiyor topa. Atiba, Atiba derken Ali Gökhan Gönül yetişebilirsin der. Hayır. Bir top kaybı Galatasaray. Eren derdi yok. Onyapur çıkabilecek mi? Hayır. Usmak Mirin. Bir ara pası. Gökhan Gönül mü? Hayır. Kuvarajma'dan da Oğuzhan Özyakup. Bir orta. Top rakibine çarptıktan sonra Muslera ile buluşuyor. Ve uzatmaların son dakikasıyla değerli dostlar, rakibimize karşı büyük bir üstünlük sağlıyoruz. Ve seride 3'te 3 yaparak rakibimizi egale ettik. Beşiktaş seride 3-0'lık galibiyetle grubun birincisi olarak Galatasaray'ı sınır dışı ediyor diyelim. Evet, rakibimiz Hasan. Maç nasıldı? Senin açından nasıl zorlu geçti? Evet. Oyun serimizi burada noktaladık. Senin de son olarak görüşlerini alalım. Neler hissettin? Özellikle bana karşı, daha öncesinde PES şampiyonluğu olan birine karşı nasıldı yani? Senin de bir görüşlerini alalım. Düşüncelerini alalım, evet. Maç güzeldi. İyi buldum. Her şey çok güzel, mükemmel. Benim böyle yenilmem yani daha önceden 2019'u oynamadığım için olabilir ya da tam yani daha önce için bu versiyonda bir oyun oynamadığını mı öne sürmeye çalışıyorsun? Aynı şekilde, aynı. Ama geçmişte de hem FIFA hem PES oynamışlığın ya da PES, geçmişteki PES'lere göre şeyin var yani, bir oynanışın var dır diye düşünüyorum ben. Aynen var da yani yani ciddi şekilde zorlandım bunda. Yani oyunda mı zorlandın, bana karşı mı zorlandın? Hem size karşı hem oyuna karşı. Oyuna biraz de adapte olamadın diye şekilde görebiliyorum seni. Aynen. Oyunun oynanışında gerçekten bayağı bir değişiklikler var geçmişteki PES'lere göre. Orada bayağı bir zorlanmış olabilirsin. Oyunun kendi içeriğinden dolayı, atmosferden dolayı, benim senin üzerindeki baskılarımdan dolayı olmuş olabilir. Çok üzülmemeni diliyorum.
İleriki maçlarda görüşürüz diyerekten. Evet değerli dostlar, bugün PES 2019'u sizler için bir gösteri, bir turnuva maçı düzenledik. Buradaki videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda oyuncu yüzleriyle görüşmek dileğiyle değerli dostlar, kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Konuğumuz Hasan'a da buradan tekrar teşekkürlerimizi ileterek hoşça kalın diliyoruz.